Merhaba arkadaşlar, Go derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Go'daki interface konusu üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi birazdan interface konusunda geçeceğiz ancak derslerimi takip eden ki 40. derse kadar gelen Go severlerden ufak bir ricam olacak. Ben arkadaşlar bir İngilizce YouTube kanalı açmaya karar verdim, daha doğrusu açtım. Ve önümüzdeki bir yıl boyunca yani 2021 yılında sadece ve sadece YouTube içerikleri üretmeye karar verdim. Belki aranızda bilenler vardır. Ben yabancı bir firmaya danışmanlık yapıyordum. Ancak o firma bizim 10 dolar olan saatlik ücretlerini 6 dolara indirdi ve ben de kabul etmedim bu durumu. Çünkü onlar kendi kafalarında kur farkından dolayı indirim yapıyorlar ama yani benim kiram aynı kalmıyor. Benim tüm giderlerim işte hepimiz yaşıyoruz sonuçta Türkiye'de. Mutfak masrafları vesaire. Ben de istifaya bastım affedersiniz. O nedenle hiç iş arama durumuna vesaire falan girmeden gelen teklifleri de kabul etmedim. Yalnızca YouTube üzerinden gelir kazanmaya karar verdim. Tabi bu Türkçe kanalla çok fazla zor. Yani iki çocuk babası bir insanın geçimini sadece Türkçe bir kanalla sağlaması çok zor. O nedenle hani yıllardır İngilizce konuşmama rağmen hemen bir İngilizce kanal açmaya karar verdim ve ufaktan videolar yüklüyorum. İngilizce kanal üzerinden para kazanmam için benim en az 1000 abone olmam lazım para kazanmaya başlamam için. O nedenle sizlerden bu dersin açıklama kısmında, dersin tanım kısmında vereceğim linkten kanalı İngilizce olan kanala abone olursanız, yani eğer Türkçe kanala abone değilseniz zaten muhtemelen İngilizce kanala da olmazsınız da, İngilizce kanala abone olursanız yani bildirimleri açmanıza gerek kalmaz. Çünkü zaten Türkçe kanalda olan içerikleri İngilizce olarak da yüklemeye çalışacağım. Bana böyle bir destek sunarsanız arkadaşlar çok müteşekkir olurum sizlere. Böyle bir bildirim yapmak istedim. Dediğim gibi bu açıklama kısmında bu dersin veya yorum olarak İngilizce kanalın linkini bırakacağım. Abone olursanız beni sevindirirsiniz. Tamam, şimdi bu açıklamamızı geçtikten sonra gelelim interface konusuna. Şimdi burada ekranda şöyle bir struct yapımız var, tamam mı? Aslında bu struct yapımız da daha önce üzerinde konuştuğumuz, yaptığımız hatta geçen derste yaptığımız örneğe benzer bir durum var. Nedir buradaki durum arkadaşlar? Şimdi ne yapıyorum ben? Rectangle diye bir Rectangle diye aslında kendi veri tipimi tanımlıyorum, tamam mı? Buradaki struct ne oluyor? Bunun underline type'ı oluyor. Biliyoruz bunu. Sonra ne yapmışım? Bu rectangle veri tipine bir tane rectangle dikdörtgen demek. Rectangle veri tipine bir tane araya yani alan diye bir metot eklemişim. Şurada da çevre diye bir metot eklemişim. Circumference yani. Yani arkadaşım burada benim yaptığım rectangle yani dikdörtgen veri tipinin alanını ve çevresini ne yapıyorum? Girdiğim değerlere göre yazdırıyorum. Dediğim gibi burada yeni olan hiçbir şey yok. Burada ne var? Underlying veri tipi struct olan bir kendi oluşturduğum rectangle şeklinde veri tipi var. Bu veri tipinin ne var? Aldığı değerler var. Ve aynı zamanda ne var arkadaşım? Bu veri tipi ne alıyormuş mesela parametre olarak? İşte float 64 şeklinde her iki kenarında gösteren değerler alıyormuş. Ve alan ve çevre şeklinde bize ne yapıyor? Bize dönüyor. Şimdi bazı durumlarda interface tanımını yapmak istersek bizim açımızdan önemli olan arkadaşım yalnızca ve yalnızca metotlardır. Bu metotların hangi veri tipine ait olduklarının bizim oluşturduğumuz interface açısından bir önemi yoktur. Ne demeye çalışıyorum? Mesela bir kurşun kalemimiz olsun, tamam mı? Ve yazmak şeklinde bir metodumuz olsun. O yazmak metodunu kurşun kalem yapabilir değil mi? Yapabilir. Bir de tükenmez kalemimiz olsun. Tükenmez kalemimiz de ne yapabilir? O yazma metodunu yapabilir değil mi? Bizim açımızdan o yazmak metodunun kendisi önemli olduğu zaman bunun tükenmez kalem tarafından mı ya da
kurşun kalem tarafından mı yapıldığının bizde bir önemi yok. İşte bu şekildeki veri tiplerine interface denir arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi dikdörtgenimiz var, rectangle. Rectangle İngilizce dikdörtgen demek. Bu dikdörtgenin alanı ve çevresi var, değil mi? Mesela örneğin bir üçgenin de alanı ve çevresi vardır. Ya da bir dairenin de ne vardır? Alanı vardır. Çevresi vardır, değil mi? Şimdi eğer biz burada bir interfaz oluşturup bu interfaz içerisine alan ve çevre metodunu yerleştirdiğimiz zaman biz bu alan ve çevre metodunu interfaz üzerinden çalıştırabiliriz. Artık aldığımız parametreye göre de o alan ve çevre metodunu dikdörtgene mi ait olduğunu, daireye mi ait olduğunu ne yaparız? Çıkartabiliriz. Şimdi bu tanımlar tabii ki biraz havada kaldı. Havada kalması normal. Hadi şimdi biraz elimizi kirletelim. Konuştuktan sonra bu teorik kısma tekrar daha döneceğiz. Şimdi geliyorum, kendi interface'imi oluşturuyorum, tamam mı? Kendi interface'imi oluşturmak için önce type anahtar kelimesini kullandım. Sonra da diyorum ki bir isim veriyorum. İsim olarak shape şeklinde bir isim verdim bu interface'ime. Ve interface olduğunu belirtmek için interface anahtar kelimesini kullanıyorum. Açtık süslü parantezini. Şimdi dedim ki ben buradaki dikdörtgenin metotlarını ne yapacağım? Interface üzerine yerleştireceğim. Interface için önemli olan ne arkadaşım? Interface için veri tipi değildi. Interface metotlarla ilgileniyordu, değil mi? Şimdi geliyorum. Interface içerisinde hani bu interface rectangle'ın metotlarını implement edilmesine yardımcı olacak ya sonra. Ne yapıyorum? İlgili metotları alıyorum bakın. Ne var metodum burada? Araya var float 64 şeklinde bir veri dönüyor. Hemen aldım. Araya float 64 dedim. Yani alan metodunu aldım. Sonra da Ctrl-C, Ctrl-V yapıp çevre metodunu da aldım. Bakın. Şurası benim interface'im. İnterfeysim neyle ilgileniyormuş yalnızca? Yalnızca ve yalnızca şuradaki alan ve çevre metoduyla ilgileniyormuş. Tamam mı? Tamam, okeydir. Şimdi geliyorum. Bu birazdan interfeys üzerinde çalıştıracağım. Bu interfeyse bağlı olan bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Tamam mı? Onun için de func anahtar kelimemi yazdım. Şöyle interface function'de bir isim verdim fonksiyonuma. Bu fonksiyonum ne olacak parametre olarak? Shape alacak, tamam mı? Şöyle i şeklinde bir değişken veriyorum ve veri tipi olarak da shape alacak. Shape nedir? Shape bir interface'dir. Şimdi bunun interface metodunu yapmasını istediğim şey şunlar. Önce fmt.println şeklinde aldım parametrenin bana ne olduğunu göstersin, tamam mı? fmt.println i şeklinde yazıyorum. Sonra geliyorum. fmt.println i'ye ait olan area metodunu çalıştırsın. Şimdi buradaki i olarak belirttiğimiz ne? Shape, değil mi? Shape bir interface. Ne metodu var? Area ve circumference şeklinde iki tane metodu var. Bakın burada o metodu çalıştırıyorum. Geliyorum burada. Ctrl-C diyorum. Ctrl-V diyorum. Aynı zamanda neyi çalıştırırsın? Şöyle çevre metodunu da çalıştırırsın. Bir de şu parantezi, kapama parantezini koyalım. Onu göstersin bana. Aynı zamanda şöyle fmt.printf diyorum. Printf diyorum bu kez. Formatlı olarak yazdıracağım bunu. Bana şöyle %t şeklinde, tabii bu
çift tırnak içerisinde olacak. Ne diyorduk? Yüzde t yani veri tipini dönsün. Bu i'nin bir de veri tipini dönsün bana. Printf'ten sonra bir boşluk olması için de fmt.print elen ne yapıyorum? Print eleni yazdırıyorum. Kaydediyorum. Bakın halen daha yerinde oturmadığının farkındayım. Bu işlemleri yapalım. Baştan sona tekrar anlatacağız. Geldim. Bakın bu kez ne yapıyorum arkadaşım, tamam mı? Bu kez ben R1'i bu şekilde R1'e ait olan alanı ve çevreyi yazdırıyorum, tamam mı? Şimdi ise ne yapacağım? Geliyorum şöyle. Interface func diyorum. Interface func'ı parametre olarak da şöyle R1'i gönderiyorum. Bakın ne yapacak sonuçta. Kaydediyorum. Go run main.go ile çalıştırdığım zaman bakın. Şimdi şurada array 24 dediği şurada R1 alanını çalıştırıyor. Bu rectangle'ı gönderiyoruz ya. R1 alanı neymiş? Alan formuna gelirsek işte bir kenarıyla diğer kenarın çarpımıymış. 3 çarpı 8 alanı yazdırdı bize. Şurası. Şimdi gelelim burasına. Bu da çevreydi. Çevre nedir? Dikdörtgenin çevresi. İşte kenarlarının toplamının 2 katı değil mi? Bakın burada da 8 ile 3'ü topladı. 2 ile çarptı. 22 döndü. Şuraya bir boş bir şey printelen fmt.print elen şeklinde boş bir print elen yazdıralım ki şurayı yazdığımız, şu yazdırdığımızda şunlar arasında bir boşluk olsun. Kaydettim. Şöyle bir temizleyelim. Go run main go dedik. Tamam, şimdi gelelim şurada. Burada ne yapıyorum önce ben arkadaşım? Interface fonksiyonuma R1'i yani rectangle'ı parametre olarak gönderiyorum, tamam mı? Neden R1'i parametre olarak gönderebiliyorum? Nasıl gönderebiliyorum? Interface neye bakıyordu arkadaşım? Fonksiyonlara bakıyordu, tamam mı? Ben bu interface'e parametre olarak ne göndermişim? R1. Bakacak. Bu R1 ne? Rectangle değil mi? Bakacak. R1'i ben işleme alabilmem için yani interface'e şurada argüman olarak gönderebilmem için R1'in nesi olması lazım? Bir, area diye bir fonksiyon olması lazım. İki, circumference yani çevre diye bir fonksiyon olması lazım. Bakın rectangle'ın şurada çevre diye bir fonksiyonu var. Şurada da area diye bir fonksiyonu var. Tamam. Ben rectangle veri tipini interface'e gönderebiliyorum. Okeydir. Sonra ilk yaptığım ne şu interface fonksiyonunda? Aldığım parametrenin veri tipini yazdırıyorum, tamam mı? Benim aldığım parametrenin veri tipini değil, pardon, kendisini yazdırıyorum. Nedir burada? 3, 8. Bu nedir? Şuradaki rectangle. Ben buraya dikkat ederseniz neyi gönderiyorum? Rectangle gönderebiliyorum. Bakın şuradaki shape kafanızı karıştırmasın. Bu shape benim interface veri tipimin adı. Bu interface'e farklı bir veri tipi geçebilmemin sebebini bunların ikisi, şuradaki interface metotlarının o veri tipinde olması. O veri tipinde eğer interface metotları varsa o veri tipini interface'ime gönderebiliyorum. Tamam mı? Ne yaptı? 3, 8 oldu. Şurada gösteriyor. Alanı göster dedim. Ne yapıyor? Yine burada rectangle ne diyor burada? Şimdi sen rectangle'ı gönderdin. Ne yapması lazım? Araya fonksiyonu çalıştırması lazım. Ama bir dakika. Ya hocam şurada araya fonksiyonu çalıştırıyor mu? Nasıl çalıştırıyor? Burada arkadaşlar aslında olan şu. Burada fonksiyonu çalıştırmayı interface yapmıyor. Interface yalnızca o fonksiyonların imzasına sahip. Yani signature'ına sahip. Ne diyor burada? Ya diyor
şu fonksiyon çalışacak. Ne gönderilmiş? Rectangle. Asıl implementasyonu ne yapacak? O rectangle'ın kendine ait olan array'e fonksiyonu yapacak, tamam mı? O nedenle geliyor şuradaki işlemleri yapıyor. Aynen yine yukarıdaki gibi 24'ü veriyor. Geldik şuraya. Bu kez ne yapacak? Çevre işlemini yapacak, değil mi? Çevre işlemini yine ne yapıyor? İnterfeys diyor ki arkadaşım ben çevrenin burada imzası var bende. Ben o fonksiyonun nasıl çalışacağını ben bilmiyorum. Ben yalnızca interfeys olarak benim görevim metotlarla ilgilenirim ben. Ne yapılacağını söylerim. Ancak bunun işlemi yine parametre olarak aldığın veri tipi yapar. Burada rectangle'ın şu çevre işlemi yapıyor. Tamam mı? Şurada ne yapıyoruz? Şurada dikkat edersiniz veri tipine. Bakın şu iyi veri tipi nedir? Benim açımdan rectangle'dır. Ben ne yapmışım? Ben veri tipi olarak rectangle göndermişim interface'e. Buradaki olay ne? Sadece interface olarak benim derdim ne? Ben yapılacak fonksiyonları işaret ederim arkadaşım. Yani tam tanımla, hani bunu farklı bir şekilde de duyarsınız yani şunları signature şeklinde. Ben metotların imzasına sahibim arkadaşım. Diğeri implementasyon, yani o metodun çalıştırması yine parametre olarak gelen veri tipiyle alakalı. Tamam, biraz kafanız karıştıysa tam kıvama geldiniz demektir. Şurayı bir temizliyorum. Burada bakın ben ne gönderdim? Rectangle, yani dikdörtgen ve ona ait olan iki metot. Bakın şimdi ne yapıyorum? Geliyorum şurada daha önce benim yazdığım metotlar vesaire falan var. Tamam, şimdilik şu sonuncusu dursun. Şöyle rectangle'dan sonra interface'ten önce şöyle bir üçlü metot yazdım, tamam mı? Circle yani daire demek. Bu dairenin alanı, bu da dairenin çevresi. Şu dairemizin alanı, şurası da dairemizin çevresi. Şimdi dikkat ederseniz bu veri tipi ne? Circle şeklinde bir veri tipi, yani daire isminde bir veri tipi. Bu veri tipin underlying veri tipi neymiş? Struct'mış. Zaten genelde interface'lerle struct'lar beraber çalışırlar. Şimdi ben circle veri tipine şuradaki shape interface'ine parametre olarak gönderebilir miyim? Gönderebilirim. Neden? Ben neye bakacağım? Array şeklinde bir metot var. İşte circumference şeklinde bir metot var. Tamam mı? O zaman ne yapabilirim arkadaşım? Ben gelir buradaki daireyi ne yapabilirim? Şuradaki interface'ime gönderebilirim. Bakın ne yapacağım şimdi? Şimdilik şurayı bir yoruma alalım. R1 orada kalsın. Hatta şunun tamamını yoruma alalım. Sonra tekrar açılırız. Bu kez C1 şeklinde circle veri tipi oluşturacağım. Bakın tamam mı? C1 diyorum. Circle veri tipi. Circle veri tipine sadece şeyi gönderiyorduk, değil mi? R yani yarı çap göndereceğiz. Circle veri tipine yarı çapı göndereceğiz ve yarı çapımız ne olsun? 5 olsun. Tamam mı? Bakın ben geliyorum bu kez interface fonksiyonuna parametre olarak gidip ne yapıyorum? Bu circle veri tipine ait olan C1'i gönderiyorum. Bakalım hata alacak mıyım? Kaydediyorum. Herhangi bir hata almadım. Geldim. Go run main go diyorum. Bakın şurada bana ne gösteriyor? Interface fonksiyonu yaptığı işlemleri. Önce bana ne burada parametre olarak gönderdiğim i'nin ne olduğunu gösteriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi yalnızca 5 değerimiz var. Sonra ne yapıyor dikkat ederseniz? Alan. Alanı hesaplıyor. Alanı nereden hesaplıyor? Alanı
gelip şuradaki daireden hesaplamıyor değil mi? Neden? Çünkü biz parametre olarak ne gönderdik? Bir circle, bir daire gönderdik. Ne yapıyor arkadaşım? Diyor ki ben bir alan metodu çalıştıracağım. Bu alan metodunu nereden alacağım? Ne parametre gönderdiysem daire mi gönderdim? Gidip daireden alacağım. Geliyor şuraya dairenin alan metoduna. Nedir? Pi çarpı r karedir değil mi? Pi çarpı r kare. Pi sayısı çarpı. Oh takıldım. Pi sayısı çarpı yarıçapın karesinden şuradan bize alanı veriyor. Sonra da şuradan gelip çevreyi de 2 pi r formülünden yani 2 çarpı pi sayısı çarpı yarıçap formülünden ne yapıyor? Buradan çevresini yazdırıyor. Bakın şurada da veri tipi olarak neyi gösteriyor arkadaşım? Circle şeklinde veri tipini gösteriyor. Bakın burada şuna dikkat. Tekrar söylüyorum. Burada veri tipi olarak interface'i göstermiyor burada. Çünkü interface için veri tipinin önemi yok. Senin ne olduğunun önemi yok. Tamam mı? Önemli olan sen interface'in belirtmiş olduğu interface'te imzası bulunan, interface'te bulunan şu fonksiyonları yapabiliyor musun arkadaşım? Yapamıyor musun? Ben yalnızca onunla ilgilenirim diyor. Tamam mı? O nedenle bakın. Biraz öncekinde neyi göstermişti? Rectangle'ı göstermişti. Şimdi ne yapıyor? Daire gösteriyor. Sanki yavaş yavaş bir şeyler yerine oturuyor mu? Bakın gelelim. Şimdi de şuradan ne yapıyorum? Bakın geliyorum aynı şekilde. R1'i tekrar kopyaladım buraya. Şöyle interface fonksiyonundan bu kez R1'i geçirelim. R1'i geçirdik. Sonra da gelin şu araya bir tane print, boş bir print alan koyayım ki ikisi çıktıların ikisi birbirinden ayrılsın. fmt.println diyorum. Kaydediyorum. Şurayı bir temizliyorum. Go run main go dedik. Bakın. Rectangle'ı gösteriyor. Tamam mı? Rectangle'ı gösteriyor. Rectangle'a ait olan alanı çalıştırıyor. Rectangle'a ait olan çevreyi çalıştırıyor. Veri tipi olarak da neyi gösteriyor? Rectangle'ı gösteriyor. Çünkü biz interface metoduna neyi gönderiyoruz parametre olarak? Rectangle'ı gönderiyoruz. İkinci durumda neyi gösteriyor? Şurada yolladığımız circle veri tipini gösteriyor. Şurada ne yapıyor? Circle'a ait olan yani daireye ait olan alanı çalıştırıyor. Şurada ne yapıyor? Daireye ait olan çevreyi çalıştırıyor. Şurada ne yapıyor? Dairenin veri tipini ne yapıyor arkadaşım? Gösteriyor. Tamam mı? İşte arkadaşlar interface'in yapmış olduğumuz tanımını tekrar bir gözden geçirelim şimdi. Bazı durumlarda ne dedik? Bizim açımızdan önemli olan metotlardır. Bu metotların hangi veri tipine ait olduklarının bizim interface'imiz açısından bir önemi yok. Yoksa ortaya çıkan sonuç açısından tabii ki önemi var. Yanlış anlama olmasın. Biz şuraya interface fonksiyonunda kalkıp alanı hesapla derken dikdörtgenin alanını hesaplamasını isteriz. Kalkıp burada dairenin alanını hesaplarsa ne yapar bizim açımızdan? Yanlış olur. Tamam mı? Ne dedik? Yalnızca metotlar önemli. Kurşun kalem yazmak fiilini yapabilir. Tükenmez kalem de yazmak fiilini yapabilir. Bizim açımızdan oradaki interface kavramı açısından önemi nedir? Interface kavramı açısından önemi yazmak fiildir. Buradaki örneklerde de arkadaşlar bizim interface'imiz neye bakıyor arkadaşım? Alan ve çevreye bakıyor. Senin diyor alan fonksiyonun var mı? Çevre fonksiyonun, çevre metodun fonksiyonu. Ben ikisini değişimli kullanıyorum. Daha önce konuşmuştuk bunu sizinle. Var mı? Ona bakıyor. Bakın. Şuradaki
interface'deki fonksiyonumla bakın şunu seçtiğim zaman şunu da seçiliyor. Yani bunlar tamamıyla birbirinin aynı yapıda olan fonksiyonlar. Eğer ben kalkıp buraya float 64 değil de bundan integer bir değer oluşturan bir fonksiyon yazarsam, kaydedersem, bakın daha kaydeder kaydetmez hatamı alırım zaten. Bunların tamamıyla ne olması lazım? Aynı yapıda olması lazım. Bir de ikinci bir durum, şunu da göstereyim. İkinci durum olarak, eğer ben mesela şuradaki rectangle'a tekrar geri dönelim. Rectangle'ın area ve circumference değil de bunu area 1 şeklinde değiştiriyorum. Keyfime göre buna area 1 verdim. Ya ben yalnızca çevreyi bana interface hesaplasın dedim. Bakalım ne olacak. Kaydediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Hata alırız. Neden? Çünkü interface üzerinden şurada interface'in adreslediği tüm fonksiyonların olması gerekiyor. Tamam mı? Herhangi bir şekilde şuradaki interface'te imzası bulunan fonksiyonlar olmadığı zaman o veri tipini bu interface fonksiyonuna şurada argüman olarak gönderemeyiz arkadaşım. Tamam mı? Ne yapması gerekiyormuş? Şu interface'te imzası olan tüm fonksiyonlara sahip olması gerekiyormuş. Aynı veri tipini kullanacak, ismi, cismi, her şey aynı olacak şekilde. Ancak şu olabilir. Bakın, bizim dairemizin şöyle bir metodu olsun, tamam mı? Geldim şu dairenin altına koydum. Diameter şeklinde, bu şey demek, dairenin çapı. Bir dairenin çapı nedir? Yarı çapının iki katıdır, değil mi? Bakın, burada circle'ın, yani dairemizin kendine ait olan fazladan bir diameter şeklinde bir fonksiyonu var. Eğer ben gelip burada tekrardan kodumu çalıştırdığım zaman arkadaşım, neymiş? Aynı sonucu alırmışım. Yani fazladan bir metodu olabilir. İnterfeysin seni karşılaması için senin fazladan bir metodun olabilir ama eksik olamaz. Tamam. Bunu ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. İşte kalkıp buraya dördüncü işte daire diliminin fonksiyonunu yapıp bunu da işte dördüncü bir daireye ait olan fonksiyon olarak tanımlasak bile yine buradaki interface'imizi parametre olarak gönderebiliriz daireyi. Neden? Çünkü interface'te bulunan fonksiyonlara daire sahip. Fazladan isterse ne olursa olsun. Dediğim gibi arkadaşlar biraz kafada oturtması zor bir konu ama mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışmıştım. Şimdi özetlemek gerekirse şunu da belirtelim. Burada şunun altını çizelim hatta. İnterfeys bize ne yapıyor arkadaşlar? Burası önemli. İnterfeys bize kullanılacak metotları gösteriyor, tamam mı? İmzası olan metotları belirtiyor. Bu metotların çalıştırılması yine interface fonksiyonuna parametre olarak gönderdiğimiz veri tiplerinin kendisine ait. Eğer biz burada dikdörtgenin araya fonksiyonu istiyorsak şurada dikdörtgen araya şuradan çalıştırmıyor. Tamam mı? Diyor ki tamam dikdörtgen ne yapması lazım? Araya fonksiyonu olması lazım. Hemen koşuyor gidiyor şuradan dikdörtgene ait olan şu arayayı çalıştırıyor. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceğiz. Ayrıyeten son olarak arkadaşlar şimdiye kadar gördüğümüz buradaki tüm veri tiplerini işte buradaki ne derler? Mesela circle veri tipi, underlying veri tipi olarak ne var? İşte struct, struct'ın kendisi, konuştuğumuz işte integer, float vesaire. Onları arkadaşlar tanımsal olarak duyarsanız hani yabancılık çekmeyin diye concrete data type denir. Yani concrete veri tipi olarak denir. Ancak buradaki oluşturduğumuz shape vesaire de onun gibi veri tiplerine de interface
veri tipleri denir. Bakalım yine yarım saati bulmuşuz arkadaşlar. Bugünkü dersimizi bitirelim burada. Bir sonraki dersimizde interface'in biraz daha mantığı üzerine konuşmaya devam edelim.